Rize'nin kadim mutfak kültürü dünya gastronomi sahnesine tekrardan çıkıyor. Rize'nin zengin mutfak kültürü 11, 12, 13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek 4. Rize Gastronomi Günleri ile gastronomi meraklılarıyla tekrardan buluşmuş olacak. Etkinlik Rize'nin coğrafi işaretli lezzetleri ve yerel malzemeleri tanıtırken sürdürülebilirliğini merkeze aldığımız bölgenin kadim gastronomik mirasını geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Rize'nin Karadeniz ile Kaçkar Dağları arasındaki eşsiz coğrafyasında şekillenen mutfak kültürü bu yıl 4.sü düzenlenecek gastronomi günleri ile hayat bulacak inşallah. Rize'nin geleneksel tariflerinin ve yöresel lezzetlerinin keşfedileceği etkinlik ile bölgenin gastronomi hazinesini yerel ve uluslararası sahnede tanıtmayı bu gastronomi festivali ile amaçlamış oluyoruz. Rize'nin eşsiz ürünlerini ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanıtmak ve coğrafi işaretli çalışmalara da hız vermek istiyoruz bu vesileyle. Rize mutfağının birbirinden özel pek çok lezzeti tescillenmiş olacak, kurumaya ve gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağız bu festival sayesinde. Bu çalışmalar Rize'mizi gastronomi alanında da bir marka şehir yapacak inşallah. Rize mutfak kültürü Karadeniz'in bereketli yağmurları ve verimli topraklarıyla farklı kültürlerin harmanlanması sonucunda şekillenen bir gastronomi hazinesidir. Aslında şunu da ifade etmek istiyorum. Bugün Batı Avrupa ülkelerinin bazılarında sadece bir tane, iki tane bile bir ülkede olan çeşitlilik kendi bölgemizde yüzlerce, 150'nin üzerinde sayıyla ifade ettiğimiz bereketli, nadir bitki türleri var. Bunlara biz endemik türler diyoruz. Bu endemik türlerden, yani Artvin'den başladığımız zaman Rize, Kaçkar eteklerinde 150'nin üzerinde endemik türden bahsediliyor. Bu endemik tür sadece kendi bölgesinde olan, dünyanın başka yerinde olmayanlardan bahsediyorum. Dediğim gibi birkaç tane Batı Avrupa ülkesine baktım. Sadece bir ülkede bir tane iki tane var endemik bitki. Burada 150'nin üzerinde. Bu anlamda zengin bir coğrafyadayız aslında. Tabii ki yemek kültürü, gastronomi, biraz da yerleşik kültür ve gelecekten gelen bu yemek kültürünü, geçmişten gelen bu yemek kültürünü geleceğe sunabilme adına hazırlıkların yapılması lazım. İşte gastronomi etkinlikleri de bu aradaki boşluğu zaman içerisinde doldurup sunum şeklimizi, geleneksel ev yemeklerini yapan annelerimiz, ablalarımız buraya gelecekler. Bir taraftan da bunu uluslararası mutfaklara sunan şeflerimiz gelmiş olacak. Bu ikisinin harmanlanmasıyla Rize'de yıllardır var olan o yemek kültürü ve lezzetini aslında ulusal ve uluslararası arenaya bu festivaller sayesinde taşımış olacağız. Etkinlik kapsamında katılımcılar Rize mutfağının 118 farklı yemek çeşidini tatma fırsatı bulacak. Bu müthiş bir sayı. 118 yemek çeşidimiz. Bu seneki festivalimize önceki 3 festivale ek olarak ne ekledik? 11 ilçemizden, yani Fındıklı'dan İkizdere'ye kadar, Çayeli'sinden Derepazarı'na kadar, işte Çamlıhemşin'den Hemşin Kalkanderisi'ne kadar bütün ilçelerimizin yemek kültürü bir nevi bu festivalde artık buluşacak ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek.
Aslında sizlerle beraber emekleyerek yaptığımız gastronomi festivali ilk birincisinden başlamak üzere her yıl üzerine bir şey ekleyerek gitmesini istiyoruz. Ve bu tür festivaller Rize'mizde belki 10.sü, 15.sü düzenlendiği zaman bunun bir anlamda dalga dalga etkisi bütün Türkiye'de ve dünyada gözükecek ki Rize'de bir yemek kültürü var. Zaten var olan, zaten sunulan bu yemeği biz sadece sizler aracılığıyla, bu festival aracılığıyla farkındalığını yaratıp ulusal ve uluslararası arenada da bir nevi taşımış oluyoruz. Bize ne de yardımcı olacak? Özellikle tescilli ürünler bakımından. Şu anda Rize'mizin 17 tane tescilli ürünü var, coğrafi işaretli ürünü var. İşte bu coğrafi işaretli ürünleri Türkiye satında sadece 17 tane coğrafi işaretli ürün değil, hem Türkiye satında bunu 50'ye, 100'ün üzerine Sayın Valim'le beraber çıkarmayı hedefliyoruz. Hem de sadece Türkiye'de coğrafi işaretli değil, aynı zamanda Avrupa'da da, dünyada da bir marka değeri olan, tescil alan, uluslararası tescil alan marka haline de getirmek istiyoruz onu. Burada birkaç tanesinden bahsedecek olursak, Rize çayı, Rize kavurması, Rize simidi, baston ekmeği, enişte lokumu, işte Rize etli karalahana sarması, çaylı koleti peyniri, çaylı kuru fasulyesi, anzer balı, ayder balı, dere pazarı pidesi gibi birçok Rize muhlaması, pepeçura gibi bir sürü lezzetimiz şu anda coğrafi işaretli ürün. İşte bunlara yenilerini eklemek istiyoruz. Ve ötedeki hayalimiz Rize'nin bu gastronomisi sadece Rize'de aranan değil, Türkiye'nin her yerinde aranan yemek lezzetleri olsun. Ve bu mutfağa sunulan malzemeler, bu bölgede yetiştirilen malzemeler hem bu işletmelerin kullanacağı malzeme olsun, hem Türkiye arenasına gidecek malzemeler olsun. Bu da hem o işletmelerin istihdamına katkı sağlayacak Rize'deki insanlarımız, hem de Rize'de endemik anlamda, çok lokal anlamda, organik anlamda üretilen kadınların yaptığı el emeği, işte bu malzemeler, sebzesidir, meyvesidir, diğer aparatlardır. Hepsi bu işletmelerin de malzemesi olma yolunda gitmiş olacak. Ben burada biraz daha açarak şunu da söyleyeyim. Aslında yeşil yolun, bakın önemli, yeşil yolun ta Samsun Perşembe'den kalkıp işte bizim Artvin ucuna kadar, Arhavi'ye kadar, Artvin'e kadar giden hat üzerindeki yeşil yolun 17'nin üzerinde büyük turizm noktası, bunlardan 4 tanesi Rize'de olacaktı. Ve o turizm noktalarına bağlı uydu turizm noktaları ve bir ringle yolla bağlanan bu yeşil yol, aynı zamanda o hat üzerinde yaşayan insanların, yaklaşık 2 milyonun üzerinde insanın direkt ve dolaylı üretimine destek vermesi için düşünülen büyük bir projedir. Gastronomi bunun da bir altlığını hazırlamış oluyor. Yani bizim o 2500'de 2500 rakımlarından geçtiğimiz yayla yollarımız, yeşil yolumuz üzerinde hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, efendim yetiştirilen bitkiler, sebzeler, aynı zamanda o işletmelere, turizm merkezi dediğimiz işletmelere hem insan istihdamı hem üretim istihdamı sağlayacak. Aslında yeşil yolun arka plandaki bir altlığı da budur. Gastronomi de bunu hızlandıran, ona ivme kazandıracak bir altlık olarak da alabiliriz. Bizim için yine önemli olan şudur, sürdürülebilir odaklı bir festival. Biz başından beri hep bunu hedefledik. Yani bir şey sadece aslında gözüktü, gitti, 3 gün öyle olmasın. 12 ay yaşatılsın. Üretilenlerle, açılan yeni işletmelerle, Türkiye'nin değişik yerlerinde Karadeniz Mutfağı, Rize Mutfağı adıyla açılan işletmelerle bu iş sürdürülebilir olsun. 12 aya yayılan bir turizm ve ticari potansiyel barındırsın. İşte bu sene ilçeleri de dahil ederek bu sürdürülebilirliği biraz daha genişletmiş olduk. Buradan Rize lokantalarının, çay turizminin,
ve Rize'de en önemlisi balık yetiştiriciliği ve balıkla ilgili gastronomi mutfağının ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir malzeme çıksın ortaya. Yani Rize'de bir balık kültürü var geçmişten beri. Buna hayat vermesi lazım gastronominin. Bunu amaçlıyoruz. İşte burada yerel çiftçiler yetişecek, üreticilerimiz yetişecek. Bunlar bazen üyelik kaydıyla o işletmelere belirli altlıklar yetiştirecekler. Bakın Rize'nin belediyesinin şu andaki bizim bu 4-5 sosyal tesisimize gerek bizim seradan yetiştirilen ürünler gerek arkadaşlarımızın bazı bayanlara verdiği talimatla kendi bahçelerindeki ürünleri satın alıyoruz. Ve bunun garantisini vererek onları arkada yaşatmak istiyoruz. İşte gastronomi buna da bir kapı açmış olacak. Hep beraber inşallah. 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 4. Rize Gastronomi Günleri ile dünya gastronomi sahnesine çıkarak Rize'nin lezzetlerini, Rize'nin kültürünü ve Rize'de Sayın Valimizle beraber özellikle spor alanında, turizm alanındaki etkinlikler, festivaller, günler aynı zamanda gastronomi günleriyle beraber taşlanmış oluyor ve Rize'nin turizmine ciddi anlamda, ticaretine de, tarımına da ciddi anlamda bir destek vermiş oluyoruz. Burada bu sene yine farklı olarak arkadaşlar şöyle bir konsept geliştiriyorlar. Gelen uzman şefler, çok ünlü şeflerimiz gelecek yine. Bunlar sadece çay çarşısının alanında gösteri yapmanın yanında aslında gidecekler Rize'deki bildiğimiz lokantaların birine oradaki aşçıyla orada beraber etkileşim yaparak o sahneyi sunacaklar. Yani sadece orada müstakil değil, gidecek limanda İsmail'le oturacak bir şey paylaşacak. Huzurda işte Ahmet Bey'le bir şey paylaşacak. İşte Lale ile paylaşacak, Hüsrev ile paylaşacak, Durak'la paylaşacak. Rize'deki işte dere pazarında pide salonuna gidecek. Oradaki bu işten anlayan biri, şef, oradaki bizim ustayla etkileşim halinde etkinlik yapacak. Böylece gelen şeflerimizi sadece bir alanda sıkıştırmayacağız. Bütün Rize'nin mutfağına onları dağıtmış olacağız. Böylece Rize'nin kadim kültürüyle, geleneksel yemek kültürüyle onların ekleyeceği sunum farkıyla bir etkileşim olmuş olacak. Tabii arkadaşlar bu bir zenginliktir. Her sene yeni şeyler katarak beraber sizlerin eleştirileriyle bu işin uzmanı, gastronomi uzmanı Rizeli arkadaşlarımızın eleştirileriyle bu yelpazeyi daha genişleteceğiz. Ve gelecek yıllarda Rize Gastronomi Günleri dediğimiz zaman ciddi anlamda cumartesi, pazar uçakla şanla yeni dönemde Antalya'dan da değil mi? İstanbul'dan da, Ankara'dan da, İzmir'den de cumartesi, pazar yemek yemek için kişiler Rize'ye gelecekler. Yemeklerini yiyip yine memleketlerine gidecekler. Bırakın Türkiye'yi, sadece dışarıdaki 1 milyon Rizeli cumartesi, pazar %1'i dese ki ya bu ay Rize'ye gidelim, bu hafta sonu Rize'ye gidelim, %1'i ne ediyor? 10 bin mi? Ya 10 bin kişiye onu bile biz kaldıramayız. 5 bini bile yeter. Yani böyle bir kitle sadece gelse Rize'ye, Rize her hafta esnafımız canlı alışverişin olduğu ve burada işletmelerin, otellerin, yemek kültüründeki işletmelerin açık olduğu değil mi? Canlı bir Rize olmuş olur. Hedefimiz bu. Biz karınca misali, niyetimiz hacca gitmek ama yürüyerek gidiyoruz size göre. Ama arabayla gidiyoruz, ama uçakla gidiyoruz. Ama bizim niyetimiz oraya varmak. Bu yolda feda olursak da niyetimiz o. Onun için ben Gastronomi Rize günlerini önemsiyorum. Rize'nin kültürünü, Rize'nin bu mümbit, küçük ama mümbit bu coğrafyadan çıkmış insan kalitesinin arka planındaki yemek kültürünü ve kültürel zenginliği de bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. İnşallah bunda başarılı olursak hep beraber sahip çıkarak. Eksikleri bulmak kolay. Eksiği bulmaktan ziyade var olan bizim kar topumuzu büyütebilmek için ne katkıda sunarız da daha büyütürüz onu
derdinde olmamız lazım diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli belediye başkanım. Başkanımız işin hem tarihsel sürecini, hem niyeti, hem burada amaçlanan şeyi çok detaylı ve güzel bir biçimde açıkladı. Ben sadece bir hususa dikkat çekeceğim. Belki onun etrafında söyleyeceğim. Belediyemiz Gastro Rize günlerini, gastronomi etkinliklerini bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyor. Biz de birlikte olacağız, yanlarında olacağız, destek olacağız. 4 yıl evvele gidin, ilkini başlattığımızda, ilkini organize ettiğimizdeki belki olayın büyüklüğü ne kadardı, kaç gün sürmüştü, ben yoktum o zaman, burada değildim ama genelde ilk adımlar başlarken bu niyetlerle daha küçük, daha sembolik şekilde başlıyor. Ama bugün bakın işin içine ilçeleri ekleyerek bir merhale kat ettik. Bugün işin içine şehirdeki markaları, lokantaları ekleyerek bir mesafe kat ettik. Bugün işin içine şehrin coğrafi işaretli ürünlerini de dahil ederek bir mesafe kat ettik ve kar topu gibi büyüyor. Geçen seneki Gastro Rize'de çok iyi hatırlıyorum. Biz ikimiz de konuşmamızda şuna değinmiştik. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz demiştik geçen yıl. 13.sünü, 23.sünü yaptığımızda artık gastronomi turizminin müdavimleri ve gastronomi turizmini bekleyen kişilerin takvimlerine yazacakları bir organizasyon olacak. Gastro Rize günleri dedik. Bugün 4.sünde yakaladığımız bu genişleme, bu büyüme bunun habercisidir. İnşallah o gün 13-23 demiştik. Bugün de diyoruz ki 14.sünü, 24.sünü bu şehir kutladığında, faaliyeti icra ettiğinde o zamanki yöneticilere bugünden kalan mirasın ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte yine o zaman sizler aracılığıyla konuşmuş olacağız. Değerli arkadaşlar, turizm çeşitlendirmesinden sürekli bahsediyoruz. Turizmi biz sadece yaz döneminde yayla turizmi olarak algılamamamız, bunu sadece birkaç ayla sınırlamamamız lazım. Ve bunun için de alternatiflerden bir tanesi gastronomi turizmi. Geçtiğimiz Cuma günü Ayder'de bir spor turizmiyle ilgili bir organizasyonun lansmanını beraber yaptık Gençlik Spor Bakanımızla birlikte. Ondan önceki haftada kongre turizmiyle ilgili yine Ayder Forumu adı altında bir organizasyonun başlangıcını yaptık. Bunlar da ilkler ve başlangıçlar. Yarın öbür gün bunların, bu başladığımız organizasyonların da 8.sini, 10.sunu gördüğümüzde bunların kar topu etkisiyle nasıl büyüdüğünü hep beraber göreceğiz birlikte. Güzel bir organizasyon. Biz mutfağı çeşitli ve zengin bir yöreyiz. Biraz önce de yöresel mutfağımızdan ürünler tattık belediye başkanımıza ev sahipliği için. Teşekkür ediyorum. Biz bu mutfağımızı bir turizm aracı olarak kullanmamız lazım. Bu organizasyonun en büyük getirisi bu olacaktır. Ekim ayında yapıyoruz. Bunlar bizim açımızdan turizmi çeşitlendirme faaliyetleri olacak. Havaalanının etkisiyle, inşallah havaalanımızın katkısıyla da şehre sadece gastronomi faaliyeti için de gelecek kişiler olacaktır. Bu yönüyle bu kıymetli bir organizasyon başlanmış olması ve sürdürülebiliyor olması, bugün 4.sünün tanıtımını yapıyoruz. Başlanılmış olması ve sürdürülebiliyor olması kıymetlidir. Belediye başkanımıza ve emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İlçelerin bu sene eklenmesi ve ilimizde marka değeri olan lokantaların ve coğrafi tescilli ürünlerin de ön plana çıkması meselesini yine vurguluyorum. Bu tür organizasyonların tanıtılması, gündemde kalması sizler eliyle mümkün. Basınımızın da bugün bütün
neredeyse tam kadro bu organizasyona destek verdiğini burada mutlulukla müşahede ediyorum ve her birinize teşekkür ediyorum. Başarıyla, güzellikle şehrimiz açısından, şehrimizin tanıtılması ve temsili açısından kusursuz bir organizasyon gerçekleşmesini temenni ediyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum.